السلام علیکم, میں ہوں افیرہ, میں ادیسین, اور آپ دیکھ رہے ہیں افیرہ افیرہ تحسین ریکشن. ٹی سی جی ہے نا دولو, اور اس کے اوپر ہم نے بہت سے ریکشن کیے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک اور ویڈیو آ گئی ہے, جب سے پروٹوٹائپ بنا ہے اور تب سے یہ لانچ ہوا ہے تب تک, اور یہ ہم لوگ اور بھی کافی چیزوں کا ویٹ کر رہے ہیں. ابھی فی الحال جو ویڈیو آئی ہے, اس ٹیکنالوجی کس کے بارے پوری جرنی کی بات ہو رہی ہے, تو فوراً چلاتے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا کیا بتایا گیا ہے. ڈاگ پاکستان, پاکستان کا جھنڈا بھی تھا, کیونکہ ٹاگ اینڈ اڈولو جو ہے پاکستان اور ترکی کے اس سے ملا ہے, دونوں نے مل کے بنایا اور پاکستان کے پاس بھی آیا ہے. Anadolu Türk'ün binlerce yıllık beşiğidir. Mavi vatanımızda Anadolu adının büyük bir anlam ve önemi var. Anatolian. 1553 yılında Barbaros Hayrettin Paşa önderliğinde Akdeniz'e hakim bir Türk donanması oluşmuştur. Zaman zaman denizlerimizin öneminin çok da farkında olmayabildik. Fakat son yıllarda Karadeniz'deki savaş, Doğu Akdeniz'deki egemenlik mücadelesi, Türkiye'nin denizlerde ayrıca hakimiyet sağlaması gereğini öne çıkarmıştır. İşte bu ihtiyaçtan 2000'li yıllarda projelendirmeler, 2014 yılında ise TCG Anadolu yapımı başlatılmıştır. Anadolu adı, projenin Anadolu topraklarında doğduğunu, yerli ve milli imkanlarla üretildiğini vurgulamaktadır. Bu adın projeye verilmesi, ayrıca Anadolu topraklarındaki mavi vatandaki varlığımızın ve hakimiyetimizin de bir ifadesidir. Yerli ve milli gemi üretme fikri, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayi alanında dışa bağımlılıktan tamamen kurtulma vizyonu ve hedefinin vücut bulmuş halidir. TCG Anadolu, dünyada ender ülkelerin sahip olduğu ana görev fonksiyonu amfibi harekat ve hava harekatı olan çok maksatlı amfibi gemidir. Şubat 2018 tarihinde kızağa konulan, Mayıs 2019 tarihinde denize indirilen ve bu yıl Nisan ayında hizmete giren TCG Anadolu 230 metre boy, 32 metre genişliğe sahip. TCG Anadolu 7500 ton deplasmanı ile donanmamızın en büyük savaş gemisidir. Wow. Wow. Congratulations Türkiye. TCG Anadolu genel olarak 11 güverteye, 6 spotlu uçuş güvertesine, hangar, hafif ve ağır araç güvertelerine, 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz güvertesine, 30 yataklı hastaneye, yerli ve milli imkanlarla üretilen gelişmiş silah, sensörlerle komuta kontrol ve muharebe sistemlerine sahiptir. Wow. TCG Anadolu 9000 deniz mili seyir sihası ile yakıt ikmali yapmaksızın çok uzak mesafeleri intikal etme kabiliyetine 99,000 nautical miles. Amazing. TCG Anadolu'nun ana görev fonksiyonu amfibi harekat ve hava harekatıdır. TCG Anadolu bünyesinde konuşlandırdığı hava, deniz, amfibi ve kara araçları ile gemiden kıyıya ve gemiden hedefe manevra yapma yeteneğine sahiptir. Bu harekatlarda TCG Anadolu konuşlu ağır ve orta yük nakli helikopterleri, taarruz ve genel maksat helikopterleri, tanklar, karada ve denizde intikal edebilen zırhlı amfibi hücum araçları, mekanize çıkarma araçları ve çeşitli deniz, kara ve hava araçları kullanılmaktadır. TCG Anadolu güç aktarımı yapma ve komuta kontrol gemisi olma yeteneğiyle
donanmamızın gücüne güç katmaktadır. Ye bahut achi cheez hai. Ek dusre ships par power de sakta hai. Ege Anadolu ayrıca doğal afetlerde yardım, muharip olmayanların tahliyesi ve benzeri insani yardım harekatlarında etkinlikle kullanılabilmektedir. TCG Anadolu, donanmamızın diğer güçlü platformları ile birlikte Mavi Vatan'ın savunulması, deniz aşırı görevlerde ülkemizin hak ve menfaatlerini korunması kapsamında verecek görevleri etkin ve caydır olarak icra etme azim ve kararlılığındadır. TCG Anadolu'da 400 ve üzerinde gemi personeli görev yapmaktadır. Görev ihtiyacına bağlı olarak gemide deniz hava personeli, komuta kontrol merkezinde görevli karargah personeli ile yaklaşık 700 kişiden oluşan amfibi deniz piyade taburu görev icra etmektedir. Öncelikle TCG Anadolu 1200'den fazla personelinin görev yapma ve barınmasını sağlayacak imkana sahiptir. Oha da çen. Gemide aşağıne, dinlenme ve yemek salonları, spor salonları, kütüphane, kantin, terzihane, berberhane ile diş tedavi ünitesinde bulunan rol 2 seviye hastane personelinin kullanımına sunulmaktadır. Çünkü bu bahut zada sefer kar sakta. Çünkü bu bahut 99,000 miles jo hai wo safar kar sakta hai aur wo bahut arse tak samundar mein reh sakta hai to isliye unhone har cheez facilitate kar di hai ha jo zarurat hai wow amazing isliye isko itna banne mein time laga TCG Anadolu sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle Türk Deniz Kuvvetleri'ne ana kara ötesinde de güç kazandırmıştır. Bu güçle ülkemiz, bölgelerle ilgili söz sahibi olmuş, kara sularının dışına çıkmış ve güçlü bir aktör halini almıştır. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz İHA ve SİHA'larımızın kullanım alanlarının Mavi Vatan ve ana karadan uzak coğrafyalara yayılacak olması, dünyadaki ilk İHA, SİHA gemisi olan TCG Anadolu'yu güçlü kılan başka bir faktördür. Ayrıca TCG Anadolu, savunma sanayimizdeki yerli ve milli üretimi güçlendirerek ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmıştır. Çünkü böyle bir gemiyi dünyada az sayıda ülke üretebilmektedir. Savunma sanayimizin geldiği noktanın dünyaya gösterilmesi açısından TCG Anadolu psikolojik bir etkiye de sahiptir. Ülkemizin yerli ve milli gemi üretme çalışmaları kararlılık ve başarıyla devam edecektir. Yes. Türkiye Cumhuriyeti. Wow. What a masterpiece. Yes. और इसमें मैं सबसे हैरान इस चीज पे हुआ कि ट्रांसलेशन तो यही आई थी कंफर्म कीजिएगा कि 72,000 टन yes. ये उठा सकता है वैसे लग भी रहा है क्योंकि टैंक इसके अंदर है इसके अंदर सारे एयरक्राफ्ट है कितना लोड है तो ये 72,000 टन एक समुद्र के ऊपर पूरी दुनिया तैर रही है एग्जैक्टली वाओ व्हाट अ टेक्नोलॉजी और उसमें सबसे मेजर चीज ये मुझे मैं लग रही थी कि 400 लोग तो वहां पर काम कर रहे हैं जो कि हर वक्त वहां मौजूद रहेंगे लेकिन 900 फौजी वहां से ऑपरेट कर सकते हैं या 900 फौजी जो है आर्मी के मैं सुन सुन के हैरान हो रहा था कि क्या क्या होगा इसकी कितना रकबा है हाँ ये यानी कि ये अलग ही दुनिया है
इसके अंदर एक कोने से स्टार्ट होके दूसरे कोने तक हर चीज जो है वो अच्छे यूज की गई है, यानी कि उसको बहुत ही मेजरमेंट के साथ और हर चीज के साथ बनाया गया है कि अगर ये, जैसे उन्होंने कहा कि ये समंदर के दरमियान में रह सकता है, डिजास्टर्स वाले एरियाज ऑपरेशन कर सकते हैं ताकि उनको वहां से इवैक्यूएट किया जा सके, यानी कि बहुत तरीकों से ये यूज हो सकता है, इसे किया जाएगा और हो सकता है ये, और उसके लिए फिर इसमें हर चीज की फैसिलिटी है। मैं तो कहूंगी अमेजिंग, हमने ये अंदर वाली जो फैसिलिटीज है वो पहली दफा देखी है, हमें पहले इसके बारे में वैसे पता था हर चीज, लेकिन डिटेल में आज हमें इसके बारे में पता लगा, तो अमेजिंग। और ये अप्रैल में लॉन्च हो रहा है, और सबसे मैं सिर्फ वेट उसे कर रहा हूँ कि मैं सिकंदरनुमा और क्या नाम है कान को यहाँ से फ्लाई होकर देखना चाह रहा हूँ। यस, वो वीडियो जब आएगी तो बहुत मजा, क्योंकि TB3 ने तो फ्लाई किया, ड्रोन को मैं देख लिया, लेकिन अभी अनमैन्ड में जो हमारा सिकंदरनुमा है और जो हमारा फाइटर जेट है कान, वो दोनों यहाँ से उड़ेंगे तो मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी वीडियो थी, जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसको ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज हमें भी लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर किया करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।